Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK-YPG'li terörist öldürüldü. ABD güçleri de Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında operasyon düzenledi. Her iki gelişmenin de ayrıntılarını Mardin Nusaybin'de bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'den alıyoruz. Can Okanar, sınırın sıfır noktasında gelişmeleri takip ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilk gelen açıklamada 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti. Twitter üzerinden yapılan açıklamada şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 9 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirmiştir denildi yapılan açıklamada. Ancak bir son dakika gelişmesiyle Fırat Kalkanı bölgesinde de gerçekleştirilen operasyonlarla toplamda 43 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi elimize ulaştı. Operasyonlar kapsamlı bir şekilde bölgede devam ediyor. Hava destekli operasyonlarda teröristlere göz açtırılmıyor. Teröristler sınırlarımıza dahi yaklaştırılmadan etkisiz hale getiriliyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı'nın son dakika yapmış olduğu açıklamasıyla birlikte toplamda Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde olmak üzere 43 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Öte yandan ABD Suriye'nin İdlib kenti Atme kasabasında Türkiye sınırına yakın noktada yer alan Atme kasabasında sabaha karşı bir operasyon düzenledi. Operasyonda ABD helikopterleri de yer aldı. Aynı zamanda bölgede ağır silah sesleri ve patlama sesleri de duyuldu. ABD'nin düzenlemiş olduğu operasyonda aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 13 kişi hayatını kaybetti. Tekrarlayacak olursak Milli Savunma Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada son dakika bilgisi olarak 43 teröristin Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı diyelim. Biz gelişmeleri sınırın sıfır noktasında takip ediyoruz. Söz tekrar merkezde.